Evet arkadaşlar, herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle TYT'nin en zor ve belirsiz kısımlarından biri olan paragrafı konuşacağız. Neden böyle diyorum? Çünkü paragraf bildiğiniz üzere bir testi fulleyebilirken sonraki testte yarısını yanlış yapabiliyorsunuz. Böyle değişken ve farklı bir kısım. Bu değişkenliği nasıl en aza indiririz? Masa başında sizlere örnek sorular çözeceğim. Soru tiplerinin tamamını analiz edeceğiz ve bir denemede nasıl ilerlenir bunları sizlere göstereceğim. Aynı zamanda size bir paragraf testine nasıl yaklaşırız? Testler nasıl analiz edilir? Yanlışlara nasıl bakılır? Bunların tamamını sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi çok da vakit kaybetmeden maddelerimize doğru geçelim. İlk maddemiz her gün 20-25 arası soru çözmek. Bunu neden söylüyorum veya bunu neden herkes söylüyor arkadaşlar? Bunun mantığını size açıklayayım. Özellikle paragrafa başladığınız ilk birkaç ay eliniz soğuk olur. Yani paragraf sistematiğine alışmamış olursunuz. Bir paragrafta alışmışlık gerektiren bir olaydır. Ne kadar çok çözerseniz, ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar gelişir arkadaşlar. Özellikle ilk 1-2 ay rutinleri kesinlikle bırakmamanız lazım. Her gün 20-25 arası soru çözmeniz lazım. Ne fazlası ne eksiği bence. Yani fazlası zaten denemelerde o kadar soru çıkmıyor. Azı da az olur arkadaşlar yani. 20-25 arası en idealidir. Paragrafa başladığınız ilk birkaç ay boyunca bu rutini devam ettirdikten sonra seri türkü denemelerine geçerek paragraf çözme eksiğinizi buradan giderebilirsiniz. Yani illa sürekli bir paragraf kitabından ilerlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani denemelere de geçebilirsiniz. Bu şekilde de rutinlerinizi tamamlamış olursunuz. İkinci taktiğimiz şu arkadaşlar. Bazı zamanlar paragrafta böyle 1-2 hafta boyunca hiç çözemediğiniz, iki şık arasında kalıp sürekli yanlış çıktı işaretlediğiniz zamanlar olur. Aynı şeyler bende de oldu. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Ve burada benim yaptığım şey arkadaşlar böyle 3-4 gün paragrafı bırakırdım, çözmeyi bırakırdım. Onun yerine biraz daha giderdim, kitap okurdum, daha çok makale okurdum. Biraz daha böyle şıksız paragraflar okurdum yani. Biraz da anlama becerimi geliştirecek şeyler okurdum. Mental rejenerasyon yaptıktan sonra da masa başına tekrardan dönerdim ve paragraf çözmeye devam ederdim. Bir etkisini görürdüm arkadaşlar. Siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Yani paragrafa kötü sonuçlar almaya başladığınız zaman bir süre bırakıp daha çok kitap okuma tarzı işlere yönelebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim üçüncü taktiğimize. Şimdi bu taktiğimiz çok uygulanan bir taktik değil arkadaşlar. Kimse doğru düzgün yapmaz ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Nedir bu taktiğimiz? Makale okumak. Her gün düzenli olarak 3-4 tane makale okuyabilirsiniz arkadaşlar. Makalenin genel mantığı nedir diye soracak olursanız da uzun paragraflardır ve bu uzun paragraflar sizin anlama becerinizi geliştirir. Daha az sorular anlamanızı sağlar arkadaşlar. Bu yüzden makale okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunları nereden okuyacağım diyorsanız da sorubankası.net diye bir siteden okudum ben zamanında. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda dergilerden okuyabilirsiniz. Birçok dergi var bunun için hazırlanan. Bilim dergileri var, farklı sanat dergileri var. Buralardan bakabilirsiniz. Benim bildiğim şu anlık bunlar. Tabii arkadaşlar sizin de bildiğiniz makale siteleri varsa bunları yorumlar kısmında belirtirseniz biz de bilgilenmiş oluruz, farklı siteler öğrenmiş oluruz. Dördüncü maddemiz taktikleri doğru zamanda kullanmayı bilmemek. Arkadaşlar burada her soru tipinde aynı taktik uygulanmaya çalışılıyor. Hani böyle bazı soru tiplerinde sonunu okuyunca direkt şıkka gidebiliyorsunuz. Ama bazı soru tiplerinde bu işe yaramıyor. Bunları size masa başında göstereceğim dediğim gibi. O yüzden buraya çok dikkat etmeniz lazım. Her soruda taktik uygulamamaya çalışmanız lazım. Eğer ki sürekli bunu yaparsanız zaten netlerinizin düşüşünün temel sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu maddemizde bu şekilde söylemiş olalım. Gelelim 5. maddemize. 5. maddemiz arkadaşlar tüm paragrafın altını çizme olayı. Şimdi buradan vazgeçmeniz lazım eğer ki yapıyorsanız. Çünkü bu hem soruyu bulanıklaştırır hem bir kez daha okumanız gereken bazı sorular olabilir paragrafta ki bunlara da değineceğim. Bu tip sorularda soruyu okumanızı, anlamanızı yavaşlatır arkadaşlar. Ve soru içinden çıkılmaz bir hale dönüştürebilir. Ve size kattığı bir şey de olmaz. Yani bunun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Parmakla takip edebilirsiniz. Veya yine kalemle takip edip önemli gördüğünüz yerlerin altına çizebilirsiniz. Mesela anahtar kelimelerin altına çizebilirsiniz. Ve arkadaşlar ben normalde gözümle okuyordum. Yani ne el ne kalem kullanıyordum. Ama kesinlikle bu altını çizme olayından vazgeçin. Hem sizi yavaşlatır hem de arkadaşlar soruyu iyice karmaşık hale getirir. Bu şekilde 5. maddemizde söylemiş olalım. 6. maddemiz yanlış yaptığınız soruları defalarca okumanız lazım. Bu çok fazla es geçilen bir durum. Ben de zamanında bunu yapıyordum. Yani paragraf sorularını çözüyordum, yanlışları bir kenara atıyordum. Zaten diyordum anlama sıkıntısı olmuştur, o anlık bir psikolojik şeyim olmuştur falan yapamamışım diyordum. Ama kesinlikle böyle değil arkadaşlar. Yanlışlarınızı doğru analiz edip nerede yanlış yaptığınızı çok dikkat etmeniz lazım. Yani temayla alakalı bir sıkıntım var. Yani sanat veya sporla alakalı bilgide bir eksikliğiniz var. O yüzden mi yanlış yaptınız? Yoksa ana fikrimi anlayamadınız? Yoksa paragraf sistematiğinde veya çözüm sisteminizde bir yanlışlık mı var? Bunu doğru düzgün analiz edip bunlara düzgünce odaklanmanız lazım. Netlerinizin artmamasının temel sebeplerinden bir tanesi bu da olabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Şimdi geldik 7. ve son maddemize. Bu maddemizden sonra masa başına geçiyoruz. Artık orada size sorular nasıl yaklaşır bunları göstereceğim. 7. maddemiz ise arkadaşlar bir paragraf sorusunu 2'den fazla defa okumamanız lazım. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü bazen böyle 2'den fazla defa okumaya başladığınızda soruyu içinde kalıyorsunuz arkadaşlar. 5-6 dakika boyunca o paragrafı birçok kez okuyorsunuz ve çok fazla vakit kaybediyorsunuz. Yani bazı paragraf soruları
soranı anlamayabilirsiniz, ana fikri göremeyebilirsiniz. Paragraf çözüm sistematiğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda iki defa okuyun ve geçin arkadaşlar. O soruya bir işaret koyup geçin. Tüm sınavı bitirdikten sonra veya Türkçeyi bitirdikten sonra bir daha başa dönüp bakabilirsiniz eğer kendinize o anlık güveniyorsanız. Yani boş bırakmak günah değil arkadaşlar. Soru yapmamak günah değil. Olabilir böyle şeyler. O yüzden dediğim gibi bir paragraf sorusunu ikiden fazla defa okumayın. Diğer sorulara vakit ayırmaya çalışın. Evet, maddelerimizi tamamladık. Şimdi masa başına geçelim ve size örnek soru tipleri nasıl çözülür konu konu olarak göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzda kullanacağım soruları da Paraf Yayınları IQ Paragraf kitabından alacağım. Burada denemeler kısmından hemen sizlere de göstereyim. Denemeler kısmından sorularımızı ve konularımızı teker teker inceleyerek, analiz ederek sizlere göstermeye çalışacağım. Önemli püf noktaları sorularla birlikte vereceğim. Şimdi çok da vakit kaybetmeden sorularımıza doğru geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, geldik şimdi masa başına. İlk sorumuzla başlayacağız. İlk sorumuz, düşüncenin akışına göre hangi cümle getirilir? Bu tip sorularda arkadaşlar yapmamız gereken direkt noktadan sonraki cümleyi okuyup o cümleden nasıl bir şey çıkaracağız ona bakmak. Şimdi hemen okuyalım. Böylece kendimizi konfor alanı içinde tutmaya çalışırken güvende hissettiğimiz bu alanda sıkışıp kalırız. Ne demeye çalışıyor? Konfor alanında sürekli kalırsanız zararlı bir şey olur sizin için. Kötü bir şey olur. Bunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar bu da metnimiz. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi şıklara hemen inebiliriz arkadaşlar bu tip sorularda. Yani direkt bütün paragrafı okumak zorunda değiliz. Şıklara bakalım. Eğer ki çıkmazsa diğer cümleyi de okuyacağız. Şimdi arkadaşlar paragrafta şöyle bir takdim de var. Onu da size göstermek istiyorum. Burada ben paragraf sorularını genelde en son şıktan itibaren okumaya başlardım. Neden arkadaşlar? Çünkü paragraf soruları genelde en son şıklara doğru daha az çeldiricili, cevabın çıkma ihtimali daha yüksek sorular oluyor. Ve genelde ABC şıklarına birazcık daha böyle çeldirici ihtimali yüksek, yanlış yapmaya sevk eden şıklar oluyor arkadaşlar. O yüzden ben hep son şıktan itibaren okudum arkadaşlar. Size de bu yöntemi öneririm. Şimdi Edirne şıkkına bakıyoruz. Ne demiş? Ailemizin bize kazandırdığı her türlü alışkanlık falan filan demiş. Ailemizin bize kazandırdığı bir alışkanlıkla alakalı bir şey var mı arkadaşlar bu soruda? Yok yani, hiç bahsetmiyor bile, alakası bile yok. Direkt o yüzden biz burada bu şıkkı eliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelen deniz şıkkına. Deniz şıkkına ne demiş? Genellikle bizi en kısa hedefe ulaştıracak tanıdığımız yollardan gitmeyi tercih edip yeni keşiflere aramıza mesafe koyarız. Yani ne diyor? Biz hep işte en kolay yolu tercih ederiz. Diğer keşiflere, yani diğer maceralara atırmaktan hep korkarız. Yanlış bir şey olacağını düşünürüz diyor. Aynı, bakın arkadaşlar, bu da söylediğin neredeyse aynısını söylüyor. Yani bunun tam bir devamı gibi. Birbirlerini çok destekliyorlar. O yüzden direkt cevabımız deniz doluyor arkadaşlar. İkinci cümleyle bağlantılı olan cümleyi bulup direkt şıkkı işaretliyoruz bu tip sorularda. Bu şekilde bu soru tipimizi çözmüş olalım. Sonrasında gelelim ikinci soru tipimize arkadaşlar. Burada arkadaşlar bize bir metin vermiş ve öncüller vermiş. Bu öncülerin hangilerinin doğru olduğunu veya hangilerine ulaşılabilecek olduğunu soruyor. Burada bizim yapmamız gereken bu tip sorularda metnin tamamını okumak. Eğer ki metnin bir kısmını okursak burada öncülerden birini kaçırabiliriz. Çünkü bize burada tüm metin hakkında bir fikir beyan etmemizi söylüyor. Genelde burada yapılan hatalardan bir tanesi de metnin bir kısmını okuyup geri kalan kısmını okumamaktır. Yani gereksiz taktik uygulamaktır. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar metnin tamamını inceleyip düzgün bir şekilde okumak. Demiş ki, yapılan araştırmalara göre ABD ve Kanada'da ağaçlar 30 yıl öncesine göre 2 kat daha hızlı yok oluyor. Küresel ısınma sonucunda ortalama sıcaklıkların yarım derece artması, buzların daha erken erimesine ve kuraklığın artmasına neden oluyor. Artan sıcaklıklar çam böceklerinin çoğalarak ağaçlara daha çok zarar vermesine de yol açıyor. Kuzeybatı Colorado'da 1.4 milyon hektar çam ormanı bu böcekler tarafından yok edildi. Bu gibi nedenler yüzünden seyrelen ve zayıflayan ormanların çok daha hızlı yok olduğu görülüyor. Ormanların yok olması atmosferdeki karbondioksitin artmasına yol açacağı için küresel ısınmada hızlanacağı düşünülüyor demiş arkadaşlar metnimizde. Direkt şimdi öncülerimizi okumaya başlayabiliriz. Ne demiş ilk öncülümüzde? Ağaçlara zarar veren böceklere mücadele ederken küresel ısınmanın önüne geçme çalışmaları ihmal edilmektedir. Hiç böyle bir şeyden bahsettim arkadaşlar bize metnin bir tarafında. Yani böceklerle alakalı mücadele olduğu bile söylenilmiyor. O yüzden direkt birinci öncülümüzü eliyoruz. İkinci öncülümüze bakalım. Burada demiş ki ABD ve Kanada'da ağaçların yok olması Amerika kıtasıyla karşılaştırılmış, diğer ülkelerle karşılaştırılmış. Böyle bir şey de yok. Herhangi bir karşılaştırma cümlesi de hiç göremedim ben soruda. Bundan da bahsetmiyor. Üçüncü öncülümüzde küresel ısınmanın ormanların yok olma hızını arttırması kısır bir döngü oluşturarak küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Direkt bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bahsediyor. Yani böcekler ürüyor, böcekler ekstra tahribat yapıyor. Bu yüzden de ormanlar çürümeye başlıyor, daha hızlı yok olmaya başlıyor. Direkt bu cümleleri metnin içinde de geçirdiği için Edirne şıkkımız doğru oluyor. Yani 3. öncülümüz doğru oluyor arkadaşlar bu soruda. Şimdi arkadaşlar gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda yine parçanın tamamını okumamız gereken bir metin. Neden? Çünkü direkt zaten soruda söylemiş. Bütününde ne anlatmak istiyor demiş. Bize buradan bahsetmiş. O yüzden metnin tamamını okumamız lazım arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunda ve Yusuf Atılgan'ın aylak adamında İstanbul mekan olarak yer alır. Bu iki romandaki mekanı incelemek Türk modernliğinin seyrinin izlenmesi açısından ayrıca önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunda İstanbul, özellikle de İstanbul Boğazı, görkemli Osmanlı medeniyetini yansıtan bir ayna işlevine sahiptir. Huzurda İstanbul geçmişteki kültürel zenginliğiyle alımlanır. Bu anlamda İstanbul'un farklı yerleri, geçmişi yansıtan derinlikli bir içeriğe sahiptir. Romanda İstanbul büyük ve ihtişamlı bir medeniyetin izlerini taşır şekilde betimlenir. Buna karşılık Aylak Adam'da İstanbul'un görkemli geçmişle ilişkisi tamamen kesilmiştir. Metropol olarak konumlandırılan İstanbul, motor gürültüsüyle kalkık yakalı, hızlı yürüyen, kayıtsız insanlarla doludur.
Şimdi burada metnimizin tamamını okuduk. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Direkt karşılaştırma yapıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitabıyla Yusuf Atılgan'ın kitabını karşılaştırıyor arkadaşlar bize. Bizim de şıklarda bunu bulmamız lazım. Yani ilk Ahmet Hamdi Tanpınar kitabında işte Osmanlı'nın geçmişten İstanbul'a kazandırdığı güzellikleri yansıtıyor ama tam tersine Yusuf Atılgan romanında daha çok İstanbul'un işte metropol tarafını, insanların karmaşasını, kaosunu anlatıyor. Bunu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Biz de direkt şıklarda bunu arayacağız. Yine uygulayacağımız taktik en son şıktan başlamak. Bakalım Aylak Adam'ın Huzur romanında daha gerçekçi bir anlatımda yansıtıldığı. Böyle bir şeyden bahsetmiyor metnin genelinde. İstanbul'un modern yaşamın değişiminin en iyi yansıtan romanların Aylak Adam'ın Huzur olduğu. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. İstanbul'un Türk edebiyatının önemli yazarlarının romanlarında mekan olarak yer aldı. Böyle bir şeyden bahsediyor. Genel olarak önemli adamlar ama genel, yani bize söylemek istediği fikir bu değil, anlatmak istediği fikir bu değil. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul'u ele alındığında Yusuf Atılgan'a daha bilinçli davrandığı. Bilinçle alakalı bir şey de söylemiyor. Yani burada herhangi birini övmüyor veya herhangi birini yermiyor. O yüzden Adana şık kaldı arkadaşlar elimizde, ona da bakalım. İstanbul'un Aylak Adam ve Huzur romanlarında kurguya konumlandırılış biçimlerinin farklılıklar içerdiği. Direkt arkadaşlar bize söylediği şey Adana şıkkındaki olay. Yani bize anlatmak istediği şey tüm metinde buydu arkadaşlar. Direkt bu şıkkı işaretliyoruz. Bu tip sorularda arkadaşlar başta metni okuyacaksınız. Ondan sonrasında şıklara inerek eleyerek ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey bu. Evet arkadaşlar, şimdi 8. soruyu gözüme kestirdim. Burada size farklı bir yöntem açıklayacağım. Farklı bir yöntem göstereceğim. O yüzden çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi sorumuza ne demiş? Bu parçaya göre sözü edilen filmde duyguların seyircilere geçebilmesini sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tip soruları direkt ana fikri istiyor değil mi? Sizden yani bunu sağlayan şey nedir? İşte bunu gösteren şey nedir tarzında direkt bunu istiyorsa, yani tüm metni okumak zorunda sizi bırakmıyorsa, bu tip sorularda yapmanız gereken şey ilk başta arkadaşlar en son cümleyi okumak. En son cümlede büyük ihtimalle ana fikri size veriyordur. Genellikle bu tip sorularda hep böyle olur. Ya en son cümlede verirler ya da ilk cümlede verirler. Eğer ki arkadaşlar buralardan bir anlam çıkaramıyorsanız en son cümlenin bir üst cümlesinden itibaren okuyabilirsiniz. Tekrardan bakın. Eğer ki oradan da bir anlam çıkmazsa tüm metni okumanız lazım. Ama genelde dediğim gibi en son cümleden size sorulan kısım çıkar arkadaşlar. Şimdi bu yöntemi size göstereceğim soru üzerinde. Yakın plan tekniğini sıklıkla sinemasında kullanan Ingmar Bergman, en başta bu yönüyle ve ayrıca etkileyici senaryosuyla 1978 yapımı bu filmde izleyicisinin hayranlık, korku, sevgi ve öfke gibi duygulara yakından temas etmesini sağlamıştır. Şimdi direkt arkadaşlar soruda sorduğu şeyi bize gösterdi. Yani filmde duyguların izleyicilere aktarılmasını sağlayan şey ne? Yakın plan çekim tekniği. Bu kadar. Büyük ihtimalle geri kalan kısmını okumuyorum. Burada da yakın plan çekim tekniğini anlatıyordur veya yazarın hikayesini anlatıyor, yazarın herhangi bir filmini anlatıyordur. Bu tarz bir şey anlatıyordur ama dediğim gibi sadece en son kısımdan arkadaşlar sorumuzun cevabını bulabildik. Şimdi yakın plan tekniğinin hangi şıkla alakalı olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Filmin çekiminin yöntemlerinin mesleğinin olgunluk alakası yok. Filmin çağının sanat anlayışının dışına çıkararak çekilmesi alakası yok. Filme tiyatroya ait öğelere yer verilmesi alakası yok. Yetkin senaryosu ve dikkat çekilmek istenen objeye odaklanan kamera tekniğinin kullanılması. Direkt bu arkadaşlar. Yakın plan çekim tekniği. Direkt bu oluyor. Cevabımız da Bursa. Tabii arkadaşlar, para arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani ufak tefek genel kültür bilgileri de sizi bazı sorularda hızlandırabiliyor. Mesela burada yakın plan çekim tekniğinin kelime anlamını bildiğimiz zaman direkt olarak şıkka gidebiliyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar size tam 4 tane örnek soru çözdüm. Bu 4 örnek sorunun her biri farklı tipte sorulardı. Yani her biri farklı ve özgün tipte sorulardı. Eğer ki arkadaşlar paragraf soru tiplerinin çözümlerinin devamını istiyorsanız altta belirtebilirsiniz. Yine kitabımız üzerinden çözümlerini yaparız arkadaşlar. Size farklı soru tiplerini göstermeye çalışırım. Ama 4 temel soru tipini size gösterdim. En çok soru çıkan soru tiplerini gösterdim. Ve videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.